Hanım. Hadi siz de benimle gelin. Kafeye inelim, bir şeyler içeriz. Hem dinlenmiş olursunuz ha? Çok teşekkür ederim. Ben biraz daha burada kalayım, olur mu? Peki, nasıl isterseniz. Teşekkür ederim. Eminim kocanız yarın sabah uyandığında kendini daha iyi hissedecek. Her şey yoluna girecek. Rıza çok kanıyor. Acaba hastaneye falan mı gitsek? Yok yok, doktora mı? Yok, doktor olmaz. Neden olmaz biliyor musun? Şimdi doktora gidersek doktor bir sürü soru sorar. Mesela der ki, kolunuzu nasıl kestiniz? Biri size zarar vermek mi istedi? Sonra bunu size kocanız mı yaptı diye sorar. Ya işte onun için hastane olmaz. Çünkü sen o masum gibi görünen gözlerinle insanlara bakınca yanlış şeyler düşünmelerine sebep oluyorsun. Yani istiyorsun ki biri seni elinden tutsun, çıkarsın bu cehennemden, kurtarsın. Bak ama şunu bil. Ben ölene kadar sana kurtulur yok. Haklısın. Kurtuluş yok. Sen yaşadığın sürece kaderimiz değişmeyecek. Bir daha çocuklarıma asla dokunamayacaksın. Asla dokunamayacaksın. Anne, ne yapıyorsun? Bırak şunu aslında anne. Ne yapıyorsun? Anne, iyi misin? Niye böyle bir şey yaptın? Anne! Hemşire Hanım, bir bakar mısınız? Babam iyi mi? Makineden bir şeyler, bir sesler geliyordu. Bir sorun yok. Oksijen değerleri düşmüş biraz. Sağ olun, tamam. Anne! Anne, iyi misin anne? Hemşire Hanım, bir annemin tansiyonuna bakabilir misiniz? Tabii bakayım, tamam. Benimle gelsin. Tamam, hadi anne. Hı? Tamam, sağ olun. Hadi anne. Hadi. Seni kurtardım baba. Bana borçlusun. Duyamadım. Ölüm senin için kolay bir kurtuluş olurdu çünkü. Daha yaşayacaksın baba. Bu çok sevgili oğlun kanıtın mahvoluşunu kendi gözlerinde göreceksin.